Köy takımı olarak tanımlanan küçük kulüplerin başarı hikayesi etkileyici oluyor. 5. amatörden Bundesliga ve konferans ligine kadar yükselen Heidenheim arkasında güçlü bir sermaye olmadan bunu nasıl başardı? FM'de kariyer araştıracak yeni bir video ile sizlerleyim. Önce kulübün tarihi hakkında kısa bir bilgi vereyim. 50 bin nüfuslu bir yerleşim yerinin kulübü olan Heidenheim 1846 yılında kuruldu. Bu kadar eski bir kulüp olmasına rağmen tarih boyunca neredeyse hiçbir kaydı değer başarısı yoktu. Şu ana kadar sadece bir büyük oyuncu yetiştirdiler. O da Ajax'ın 70'li yıllara damga vuran kadrosunda yer alan Horst Blankenburg. Kulübün bölünmeli birleşmeli karmaşık bir hikayesi var fakat video uzamasın diye bunlara girmeyeceğim. Heidenheim 2007 yılında bir yapılanmaya gitti. Bir grup insan futbolda başarı istiyordu fakat kulübün içinde bulunduğu şartlar buna engeldi. Heidenheim toplum yararına çalışan amatör bir kulüptü. Bünyesinde birçok farklı spor branşı vardı ve bütçesi gönüllülük esasına dayanıyordu. Kulübün profesyonellikleri yükselebilmesi için federasyonun belirlediği bazı finansal kriterleri yerine getirmeleri pek de mümkün değildi. Yöneticiler ise ülkemizde de benzer örnekleri görülen bir hamle yaptı. Futbol branşını kulüpten ayırma kararı aldılar. Böylece 2007 yılında FC Heidenheim kurulmuş oldu. Kulübün isminde 1846 mirasını taşımalarına ise izin verildi. Kulübün ilk başkanı eski kulüpte uzun yıllardır görev yapan finans sorumlusu Klaus Mayer oldu. Mayer kendi şirketini kurulan yeni kulübe sponsor yaptı. Böylece kulübün finansal açıdan nefes almasını sağladı. FC Heidenheim 2007 yılında Alman futbol lig sisteminde 5. kademe olan Oberliga'da yer alıyordu. O sezon yapılan bir kural değişikliği Oberliga'daki kulüpleri heyecanlandırmış ve aynı zamanda strese sokmuştu. Şu ana kadar sadece lig birincilerinin üst lige yükseldiği statü 4 takımın çıkacağı biçimde yeniden düzenlenmişti. Takımın başında 2006-2007 sezonunun üçüncü bitiren Dieter yeter Markle vardı. Markle yönetimindeki Heidenheim ilk 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alsa da 6. maçta iç sahada alınan 4-1'lik yenilgi sonrası kulüp yönetimi rakipleri karşısındaki ruhsuz oyunu gerekçe göstererek hocayı görevden aldı. Son 4 sezondur Heidenheim'de forma giyip buralara futbolu bırakan eski oyuncu ve antrenör Frank Schmidt'i geçici olarak teknik sorumlu yaptılar. Schmidt ilk sezon takım 4. yaparak bölgesel lige yükseldi ve kariyerine güzel bir başlangıç yaptı. Bir sonraki sezon bu ligde şampiyon olmayı bildi. Böylece Heidenheim 2 sezonda 2 lig atlayarak 3. lige yükseldi. Heidenheim 5 sezon 3. ligde yer aldı. Düşmesine kesin gözüyle bakılan takım sırasıyla 6. 9. 4. ve 5. oldu. 2013-2014 sezonunu ise şampiyon tamamlayıp ikinci lige yükseldiler. Bu arada kupada Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'i eleyip Mönchengladbach'a penaltılarla elendiler. Yani geleceğe yönelik sinyalleri vermeye başlamışlardı. İkincilikte rakipleri gerek bütçe gerek kadro kalitesi açısından oldukça öndeydi. Birçok kişi Haydenheim'ın zirve tırmanışının artık burada duracağına inanıyordu. Ama kulübün planları farklıydı. 9 sezon ikincilikte yer aldılar ve çoğu zaman zirve takibini bırakmadılar. Bu arada 2019'da kupada çeyrek finalde Bayern Münih ile oynadıkları karşılaşmayı son dakikalarda yedikleri penaltı golüyle 5-4 kaybettiler. Bu karşılaşmadaki performansları ileriki yıllar için birçok futbol severi meraklandırdı. Nihayet 2022-23 sezonda şampiyon olarak Bundesliga'ya yükseldiler. Bundesliga'da ilk sezonlarında Dortmund deplasmanında maçı 2-0'dan 2-2'ye getirdiler. Bayern maçında da aynı durum yaşandı. 2-0 geride oldukları karşılaşmada 2 gol bulup eşitliği sağlasalar da Bayern maçı 4-2 kazandı. Bu maçın revanşında ise kendi evlerinde 2-0 geriye düştükleri maçı 3-2 kazanmayı bildiler. Ligi ise 8. sırada tamamlayıp konferans ligine katılma hakkı elde ettiler. Amatör ligden zirveye tırmanan kulüp bütün dikkatleri üzerine çekti. Peki bütün bunları başarmalarını sağlayan şey neydi? Kulübün başarısında iki önemli faktör var. Birincisi yönetim, ikincisi teknik direktör Frank Schmidt. Önce yönetimle başlayalım. Yönetimin başarısında en büyük etken istikrar. Başkan Klaus Mayer 2016'daki tüzük değişikliğine kadar kulübün başında kaldı ve sonrasında denetim kurulu başkanı oldu. 2022'de ölene kadar kulübe hizmet etti. Bir diğer yönetici Holger Sanwald 1994'ten beri kulüp yönetimindeydi. 2007'deki bölünmeyle genel müdür, 2016'daki tüzük değişikliğiyle yönetim kurulu başkanı oldu. Yönetim teknik ekipte de istikrardan yana. Schmidt çok uzun yıllardır kulübün başında. Kulüp CEO'su Holger Sandvat, Schmidt'e ömür boyu sözleşme teklif edeceği yönünde şaka bile yaptı. Schmidt'in yardımcılarından Yaroş 2007'de Haydaray'ma transfer oldu ve emekli olduğu 2014'ten beri kulüpte antrenörlük yapıyor. Bernd Wenk 2000'den beri kaleci antrenörlüğü yapıyor. Alexander Raff, Schmidt'in takım arkadaşıydı ve 2003'ten beri kulüpte. 2014'ten beri kulübün atletik performans antrenörü olimpiyat sporcusu Said Lakal. Tabi istikrar tek başına yeterli değil. Futbol parasız oynanmıyor. Kulüp için sponsorlar hayati öneme sahip. Yıllar içinde çoğu yerel olmak üzere orta ölçekli 500'den fazla sponsorla işbirliği yürüttüler. Bu sponsorlardan biri tıbbi ürünler üreten Paul Hartman. Bir diğeri ise MHP, Porsche'nin yan markalarından biri. Bilenler vardır Stuttgart Stadının da isim sponsoru. Bir de Heidenheim Stadının isim sponsoru olan Void var. Bunlar dışında kulübün yerel ölçekte birçok sponsoru var. Bölgedeki neredeyse bütün gazete ve radyolar kulübün sponsoru. Peki bu sponsorları nasıl buldular bir de ona bakalım. Kulüp Almanya'nın en zengin hayatlarından biri olan Baden Württemberg'de yer alıyor. Burada Mercedes, Porsche ve Bosch gibi birçok önemli şirket var. Dolayısıyla hem sponsorlar hem kulüp üyeleri diğer bölgeleri kıyasla kulübe daha fazla para aktarabiliyor. Sponsor desteğine rağmen kulübün bütçesinin rakiplerine kıyasla bir hayli düşük olduğunu da eklemeliyim. Bundesliga 2'de yer aldıkları 2022-2023 sezonunda maaş bütçesi sıralamasında 9. uydular. Bundesliga'da ilk sezonlarında ligin en düşük maaş bütçesine sahiptiler. Ligi 12. sırada bitiren Wolfsburg'un maaş bütçesi Haydnheim'ın 5 katıydı. Yöneticiler transfer konusunda hassastı. Büyük transfer bedelleri ödemek yerine kaliteli scouting'e güvendiler. Kulüp transferi büyük paralar harcamayıp sponsor desteğini yatırıma dönüştürdü. Kulübün stadı sadece 800 kişilikti. 2009'da sponsorların da desteğiyle kapasitesi artırıldı. Sonrasında kulüp stadyumu 2 milyon euro karşılığında Heidenheim Belediyesi'nden satın aldı. Böylece kulüp hem kendine ait bir stada kavuştu hem de belediyeyi bakım masraflarından kurtarmış oldu. Yakın zamanda açıklanana göre kapasiteyi 25-30 bine çıkarmayı planlıyorlar. Yöneticiler stada yaptığı yatırımın karşılığını alıyor. Bundesliga'da ilk sezon maç başı 15 bin seyirci ortalamasıyla oynadılar. 17 iç sağ maçının tamamında biletler tükendi. Heidenheim 2007'de 550 üyeye sahipti. Bundesliga'ya yükseldiklerinde bu sayı 8000'e yükseldi. Nisan 2024'te ise üye sayısı 10.000 olarak açıklandı. Taraftar sayısı da günden güne artıyor. Bu arada yöneticiler Nike ile 17 yıldır devam eden anlaşmaları sona erdirip genel merkezi Heidenheim'a sadece 150 km uzakta olan Puma ile anlaştılar. Puma, Heidenheim'in gelecek yıllardaki başarı öyküsünü şekillendirmeye yardımcı olmak istiyoruz açıklaması yaparak kulübe güvendiklerini gösterdi. Tabi yönetimin takdir edilmesi gereken bir diğer başarısı takım kötü günler geçirdiğinde panik yapmadan sakin sakin işlerini sürdürmeleri. Ani karar almadılar ve Schmidt'in arkasında durdular. Sunwald Schmidt'i hiçbir zaman sorgulamadım diyor. Şimdi diğer aktör olan Frank Schmidt'e bakalım. Schmidt'i iyi bir teknik direktör yapan bazı şeyler var. Schmidt'in doğduğu ev Haydenheim'a e yalnızca 400 metre uzakta. Hoca kente bir aidiyet hissediyor. Fakat aidiyet tek başına yeterli değil. Yoksul bir aileden geldiği için mütevazı bir yaşantıya sahip. Bu yüzden oyuncular ona saygı duyuyor. Tatlı sert dediğimiz bir yönetim anlayışı var. Oyuncular onunla hem iyi vakit geçiriyor hem de dediklerini yapıyorlar. Schmidt oyuncularını önemsiyor fakat onları şımartmıyor. Mesela Schmidt'in oyuncularının istediği en önemli şey sahada her şeylerin ortaya koymaları. %90'ınızı her zaman verebilirsiniz ama asıl fark yaratan şey %10'luk kısımdır diyor. Bunu da futbolculuk yıllarında Alamaya Ahın taraftarlarından öğrendi. Taraftarlar oyunculara hata yapabilirsiniz sorun değil yeter ki yüreğinizi ortaya koyun diyordu. Bu da Schmidt'in oyunculara yaklaşımının temelini oluşturdu. Heidenheim amatör ligden beri yüreğiyle oynayan oyunculara sahip. Eleştirebilirsiniz belki ama evde çocuklar kağıt oynarken çocuklar ağlasa bile asla bilerek kaybetmediğini söylüyor. Bunu futbola yansıtıyor hazırlık maçlarında rakiplerine atabildiği kadar gol atmaya çalışıyor. Ben neysem takımım da o diyor. Schmidt için geri besleme çok önemli. Oyunculuğu zamanda geri besleme yapmayan hocalardan nefret ettiğini söylüyor. Bu yüzden oyuncularına geri besleme yaparak onların gelişmesini sağlıyor. Takımının eşitlikçi kültürünün bozulmasına asla izin vermiyor. En büyük kozumuz takım bağımız ve zihniyetimiz diyor Schmidt. Takım çok organize. Bir grup oyuncunun takım olabilmesinin yolu iletişimden geçiyor. Şimit oyuncuların birbirleriyle konuşmasını istiyor. Takıma yeni katılan bir oyuncunun iyi gitmeyen antrenman performansı sonrası onu karşısına alan Şimit, nasihatte bulununca oyuncu anlatmana gerek yok bana ne yapacağımı söylediler diye cevap vermiş. Bunu saygısızlık olarak düşünebilirsiniz fakat takım içinde neyin nasıl yapılması gerektiğini eğer teknik direktör değil de oyuncular birbirlerine söylüyorsa orada iletişim kültürü ve takım ruhu oturmuş demektir. Bu da teknik direktörün her seferinde aynı şeyleri tekrar tekrar anlatmaması ve iş yükünün takım içinde dağıtıldığı anlamına geliyor. Burada iletişimle ilgili söylemek istediğim bir şey daha var. Schmidt'e göre iletişim takım uyumu için çok önemli. Schmidt bu yüzden sadece akıcı Almanca konuşan oyuncuları transfer ediyor. Böylece iletişim aksamamış oluyor. Bu yüzden takımda yabancı oyuncu sayısı çok az. Bu sezon sadece 5 yabancı oyuncu var ve bunların tamamı bir süredir Almanya'da oynayan, Almanca konuşabilen oyuncular. Schmidt'in öne çıkan bir diğer özelliği oyuncu parlatma konusundaki uzmanlığı. Kariyeri düşüşe geçen genç milli takım oyuncusu Tim Kleindienst, Schmidt'in elinde gol makinesine dönüştü. Bu oyuncu 7 milyon euroya Mönchengladbach'a satıldı ve 29 yaşında A milli takım forması giydi. Jan Niklas Best de Dortmund altyapısından yetişip düşük seviye takımlardan öteye gidemeyen bir oyuncuydu. Heidenheim'de 68 maçta 20 gol 28 asist yaptı ve 8 milyon euroya Benfica'ya transfer oldu. Ardından milli takıma davet edildi. Lennart Meloni Dortmund'da yalnızca iki maçta forma giyebilmişti. Heidenheim'e transfer olduktan sonra Schmidt onu stoperden ön libero'ya çekti. Meloni takımın değişmez ismi oldu ve ABD milli takımına yükseldi. Takıma kiralık olarak katılan Eren Dinkçi 2022-23 sezonda Bremen'de doğru dürüst forma şansı bulamazken Heidenheim'de 10 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu. Bu oyuncu Freiburg'a 5 milyon euroya transfer oldu. Kaleci Kevin Müller 2015'ten beri kaleyi koruyor. 2. Lig'in en iyi kalecilerinden biriydi. Bundesliga'da kaleyi korumaya devam ediyor. Stoper Patrick Mainka da benzer bir hikayeye sahip. Bu oyuncuların kariyerine bakarsak hemen hepsinin düşüşte olduğunu ve Şimit'in dokunuşuyla gerçek potansiyellerine kavuştuklarını söyleyebiliriz. Şimit bu oyuncularla iyi ilişkiler geliştirdi ve onlara güven aşıladı. Onları parlattı ve büyük takımları ve amirli takımları yükselmelerini sağladı. Amatör ligden beri Schmidt'in işi hiç de kolay değil. Takım her lig yükseldiğinde rakipleri daha da güçleniyordu. Dolayısıyla Schmidt her yükselişte takımı zorlu şartlara adapte etmek için çalışmak zorundaydı. Özellikle Bundesliga'ya yükseldikten sonra taktik anlayışına esneklik getirmek zorunda kaldı. Geçen sezon 8 farklı taktikte oynadılar. Bu sezonda benzer biçimde 5 farklı taktikte sahada yer aldılar. Schmidt Bundesliga'ya yükselince taktiksel değişiklik ihtiyacını oyuncular ile tartışmaya açtı. Oyuncular arasında fikir birliği sağlanınca taktiği uygulamaya başladı ve başarılı da oldu. Büyük takımlar gibi ön alanda baskı yapmak yerine rakiplerini kendi ceza sahalarında karşılamayı tercih ediyorlar. Şu görsellere bakarsanız Dortmund, Bayern ve Şampiyon Leverkusen'in maçlarda kontrol ettiği alanları görebilirsiniz. Kontrolü gösteren mavi renkler sahanın her tarafına dağılmış. Bu ise Heidenheim'in kontrol alanını mavi alanın ne kadar az olduğunu görüyorsunuz. Top Heidenheim'e geçtiğinde ise topu hızlıca kanatlara taşıyorlar. Kanatlar ya ceza sahasına orta yapıyor ya da içeri kat edip pozisyon arıyorlar. Ani hücumla rakip savunmayı hazırlıksız yakalayıp gol atmaya çalışıyorlar. Best de geçen sezon Bundesliga'nın en çok orta yapan oyuncularından biriydi. Heidenheim 663 orta ile en çok orta yapan ikinci takımdı. Ligde hava toplarını en çok kazanan oyuncu santraforları Tim Klein Dienst oldu. Uzun pas tercih ettikleri içinse ligin en az kısa pas yapan takım oldular. Eren Dinkçi ise ligin en hızlı ikinci oyuncusuydu. Heidenheim Dortmund ve Bayern'den sonra 35 metre ve üzerine uzun top atan üçüncü takımdı. 8480 sprint ve 4079 kilometre koşu mesafesiyle ligin en çok koşan takımı oldular. Tabi oyuncular düşük profilli oldukları için gol bulmaları zor oluyor. Geçen sezon ligin en az şu çeken takımıydılar. Böyle bir zayıflığın farkında olan Schmidt sezon başlamadan önce duran toplara yoğunlaştı. Heidenheim'ın attığı 50 golün 14'ü yani gollerin %28'i duran toplardan geldi. Bu da Heidenheim'i Bundesliga'nın duran toplarına en çok gol atan takımlarından biri yaptı. Eldeki yıldız oyuncuları kaybeden Schmidt bu sezon Leo Chenzia ve Paul Van Vanneri takıma dahil etti. Tabi bu iki oyuncunun katkısı nasıl olacak zaman gösterecek. Taraftarlar ve yönetim Schmidt'in oyuncu parlatma özelliğine güveniyor. İyi başladıkları konferans liginde Chelsea ve Başakşehir gibi ciddi rakipleri var. Bakalım o maçlarda ne yapacaklar merak ediyorum. Haydın Ayma anlattığım bu videoyu umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Derbi hikayelerini ve futbol siyaset ilişkisini anlatacağım videolar devam edecek ama bu tip videolarla zaman zaman araya gireceğim. Ben Mr. Manager bir sonraki videoda görüşmek üzere.